Sosyolog yazar Uya Baydar, T24 haber sitesindeki yazısında Türkiye'nin PYD ile ittifak etmesi gerektiğini söyledi. Şöyle diyor yazısında, PYD ve Rojava Kürtleri ile çatışma yerine anlaşmayı seçmiş bir Türkiye, kırmızı çizgimiz şudur budur diye atıp tutmak yerine masada uzlaşmaya cesaret eden bir Türkiye, Rus tehdit ve saldırganlığının hedefi olmaktan da Amerika olsun, Avrupa Birliği olsun, Batı'nın gözünde ne yapacağı belirsiz, güvenilmez müttefik konumundan da asıl önemlisi kendi Kürtleriyle savaştan, İç savaş tehlikesinden ve Suriyelileşmekten de kurtulur. Kardeşim o kadar berbat bir mantık ki yani nereden tutsan berbat. Böyle bir şey olduğunda zaten Türkiye'nin Güneydoğu'su vermiş olacaksın. Ve Türkiye'nin 700-800 kilometre sınır boyunda 400 kilometre eninde bir devleti de kabul etmiş olacaksın. Ve Türkiye'nin içinin de yarısını vermiş olacaksın. Karadeniz'e Akdeniz'e kadar bir bölgeyi vereceksin. Türkistan Birliği'ni imkansız hale getireceğim. Rusya'ya, Amerika'ya diz çökme demek, İngilizlerin devletine diz çökme demektir. Deccal'e diz çökme demektir. Söylediği bu. Çok yanlış. Başından sonuna kadar yanlış. Çok atak, çok keskin karşılık vermesi gereken ve dünya kamuoyunda ayağa kaldırması gereken bir tavır olması lazım Türkiye'nin. Yani büyük nümayişler yapılması lazım, gösteriler yapılması lazım. Basın, gazete yoluyla bu yapılan büyük haksızlık, yani bu büyük ahlaksızlık dünya kamuoyuna aktarıp dünya kamuoyunu bizim kendi yanımıza çekmemiz lazım. Dünya kamuoyu yapılan ahlaksızlığın farkında da değil. Yapılan oyunun farkında değil. Yani millet bunun bir farkına varsa dünya yeri yerine oynatırlar. Yani İngilizlerin devletinin yaptığı bu alçaklığı bir fark etseler, Rusya ve Amerika'nın da farkına varmadan veya farkına vararak bu İngilizlerin devletine nasıl uşaklık ettiğini bir görseler konu bitecek. Tabii Amerika Rusya derken yani ne halkını kastediyoruz ne de topluca bir yapıyı kastediyoruz. İlgili kişileri kastediyoruz.